Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bahçeli'nin HDP ile AKP görüşmesini doğal karşılaması, hatta olumlu bulması pek çok kişiyi şaşırttı. Çünkü onlar Bahçeli'den sert bir çıkış bekliyorlardı. Hatta kimileri erken seçim kararını açıklayacak falan diyorlardı. Artık yemez, Bahçeli'nin erken seçim kararını açıklaması erken seçime gidileceği anlamına gelmez artık. Ha gelirse ne olur? Erken seçim için oy veren siyasi partiler belli ki Erdoğan'la uzlaşmışlar. Gel sen bir 5 sene daha git, biz bir 5 sene daha bekleyip güçlenelim diyorlar herhalde yani. Bilmiyorum, öyle aksi halde mümkün değil. Bahçeli'nin erken seçim kararı almaya yetecek oyu mu var? AKP ile birlikte hareket etseler bile böyle bir şey imkansız canlarım. Peki Bahçeli neden böyle yapıyor? Ben neden haklı çıktım? Nasıl oluyor da böyle iltifatlarınıza mazhar olabiliyorum, yine haklı çıktım diye? E tanıyorum. Ben bu insanları tanıyorum, çocuklar, gençler, arkadaşlar, dostlarım, canlarım. Tanıyorum insanları ben. Benim rahmetli babacığım böyle kimileri vardır ya, beklenen bir olay karşısında sanki çok beklenmeyen bir şeymiş gibi şaşırmış pozuna girerler. Öyle mi falan derler. Babacığım derdi ki rahmetli, ne o veya derdi. Odunlukta balta bulmuş gibi şaşırdın. Yani canlarım, şimdi Bahçeli'den bunu beklemek zaten doğal. Doğal olanı yapıyor Bahçeli. Yani Bahçeli şaşırtmıyor. Ama Mahir Ünal'ın konuşmasında gösterdiği tepki başkaydı. Şimdi bu durum başka. Diyorum size, Erdoğan Bahçeli'yi test ediyor. Ancak bir şey daha söyleyeyim burada. Yeni bir açılım gelir mi? Gelebilir. Yeni bir açılım gelebilir. İlk açılıma destek verenlerdenim. Peki niçin eleştiriyordum ilk açılımı? Çünkü bu tür açılımları bir ülkedeki başbakan ya da ülkenin cumhurbaşkanı tek başına yürütmez, yürütemez. Ben karşıydım çünkü açılım sürecini Erdoğan yürütüyordu. Her şeye Erdoğan karar veriyordu. Doğrusu neydi? Her şeye parlamentonun karar vermesiydi. Bahçeli'nin bu son açıklamasında bir cümle, bir kelime çok önemli. Parlamentonun adını anıyor. Parlamentoda diyor grubu bulunan. Efendim Bahçeli'nin HDP'yi düşman görmesi, teröristleştirmesi, PKK ile yan yana koyması, PKK eşit HDP demesi. Bütün bunlar Bahçeli'nin siyasi merakından gelen şeyler. Siyaset yapıyor adam kardeşim. Bahçeli Türkiye'de siyaseti en uygun biçimde yapan siyasetçilerin başında geliyor. Normal şartlarda, normal hayatında da böyle mi bilmiyorum. Hiç tanımıyorum Bahçeli'yi. Ama ben Bahçeli'nin siyasi hayatını biliyorum. Bahçeli için siyasette amaca ulaşmak için her türlü araç kullanılabilirdir. Tıpkı Erdoğan'ın demokrasiyi tramvaya benzetmesi gibi bir şey yahu. Bahçeli için önemli olan siyaset, siyasette nasıl kazanılabilir? Ama Bahçeli başka bir tarzı daha var. Bahçeli ben nasıl kazanırım bu unuttu. Bahçeli birilerine nasıl kazandırırım ya da birilerini nasıl kaybettiririm politikası yapıyor. Ya Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkan adayı oldu. İlk turda 13 bin oyla kazandı. Ve herkes konuşmaya başladı ki Erdoğan bu seçimleri iptal ettirir. Ben de dedim ki Erdoğan bu seçimleri iptal ettirmez. Erdoğan siyaseti bilir. Erdoğan kamuoyu araştırmalarını doğru okur. Erdoğan görecektir ki yeni yapılacak bir seçimde İmamoğlu HDP'li seçmenlerin de oylarını alarak çok daha büyük fark yapacaktı dedim, değil mi? Ancak dedim unutmayın ki eğer Erdoğan'ı seçimi yeniletme kararı alırsa bunun arkasında Bahçeli vardır dedim. Ve Bahçeli çıktı meydanlara, biz geliyoruz işte bilmem neyi, şite mi neyi atacağım dedi, İstanbul meydanlarına çalışacağız. Seçim ertelendi, yani seçim yenilenme kararı aldı, Bahçeli ortalıkta bile yoktu. Bahçeli'nin amacının ne olduğunu söylemiştim, hatırlarsınız. Demiştim ki Bahçeli Erdoğan'ın 13 bin oy kaybıyla rezil olmayacağını biliyor. Bahçeli istiyor ki Erdoğan İmamoğlu karşısında öyle bir yenilsin, öyle bir yenilsin ki rezil rüsva olsun. Bütün siyasi itibarı kırılsın. Nitekim benim dediğim gibi oldu. İmamoğlu 800 bin oy farkıyla kazandı. Yenilenen seçimi Erdoğan rezil rüsva oldu.
Şimdi bilmiyorum. Bu konuda tahminde de bulunamam. Birileri Bahçeli'yi artık şöyle ikna etmiş olabilirler. Gel, Erdoğan'ın yanında dur, HDP'nin yanında dur, kararı parlamento yürütsün, bu açılım sürecini yeniden başlatalım ama parlamentoda başlatalım ve ülkemizi bu terör belasından kurtaralım demiş de olabilirler. Sen korkma, böyle bir süreç başlarsa zaten Erdoğan bunu pek çok kendi seçmenine bile anlatamaz demiş de olabilirler. Bilmiyorum oralarını, bilmiyorum. Orada bir tahminim de yok ayrıca canlarım. Ancak şunu biliyorum ki Bahçeli Erdoğan'ı seçim günü netleşinceye kadar destekleyecektir. Seçim günü dediğim, yani artık erken seçim yapma ihtimali ortadan kalktığı güne kadar Bahçeli Erdoğan'dan desteğini esirgemeyecek. Sonra da tıpkı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi, belediye başkanlığı seçimlerinde olduğu gibi Erdoğan'ı yarı yolda bırakacak. Bu benim görüşüm. Ben böyle görüyorum. Yanılabilir miyim? Yanılabilirim. Bahçeli bu. Bahçeli bu. Ben Bahçeli ile ilgili siyasi görüşlerimde sezgilerimle beraber tahminlerimi söylerim. Ama yanılırsam da şaşırmam. Çünkü birden ters de yapabilir. Evet. İstihbarat kaynaklı, istihbarat kökenli insanlar tersten çakmayı çok iyi bilirler. Onun için Bahçeli en başta Erdoğan'ı ayakta tutabilmek için sürekli burada Erdoğan'a hakaret etti. Hatta belki zaman zaman iftira etti. Ver Bilal'i, al Hilal'i dedi. Yani 17-25'te öyle dedi, hatırlıyorsunuz. Bilal gözaltına alınmıştı ya da alınmak üzereydi. Hatırlayabildiğim kadarıyla Bahçeli Erdoğan'ı perişan ediyordu. Asıl amacı Erdoğan'ı perişan etmek değildi. Erdoğan'ı tedbir almak zorunda bırakmaktı. Yani Erdoğan'ın tekrar iktidarda kalmasını sağlamaktı ve başardı bunu. Ama Bahçeli Erdoğan'ın yanına girip Erdoğan'a biat edince ve Erdoğan'ı yıkama yağlamayla ön planı çıkarınca Erdoğan %20'den fazla oy kaybına uğradı. Neyse, şimdi bakınız, gelelim başka bir konuya. Özel Sencer'le Ruşen Çakır'ı dinledim. Özel Sencer hocaya saygı duyanlardan biriydim. Ben akademisyenleri severim. Akademisyenler hayatlarını, ömürlerini bilgiye adamış insanlardır. İlme adamış, bilime adamış insanlardır. O nedenle benim çocukluğumdan itibaren en çok duyduğum ahlaki kelimelerden birisi ya da ahlakla ilgili cümlelerden biri ya da terimlerden biri akademisyen ahlakıydı ya da akademik ahlakıydı. Bizler çocukluğumuzdan itibaren akademik ahlakın ne kadar büyük olduğunu duyarak yetiştik. Akademisyen, profesör dendiğinde bizim için akan sular dururdu. Yani bilhassa kendi adıma konuşuyorum. Benim için bir profesör o dönemin en ünlü aktöründen de, en ünlü solistinden de çok daha büyüktü. Siyasetçilerle o zamanlardan beri ben akademisyenleri hiç yan yana getirip koymadım. Akademisyenden bahsediyoruz ya. Atatürk'ün en değer verdiği insanlar. Canlarım, söylemek istediğim şu. Özel Sencer akademisyen ahlakını giderek yitiriyor. Neden yitiriyor? Söyleyeceğim. Büyük ihtimalle yaptığı araştırmalar doğrudur da. Elbette ben ona da bir bahane bulamam. Özel Sencer'in yanlışı muhalefet partilerini ve muhalif seçmenleri manipüle etmesi. Buna gerek yok. Yap araştırmanı, koy ortaya. Bırak yorumunu hep beraber bizler yapalım. Ha, yorumunu Özel Hoca kendi de yapacaksa taraf yapmasın. Hiç kimseye öfkelenmeden yapsın. Özel Sencer muhalefet partilerine öyle bir giydiriyor, öyle bir giydiriyor ki sanırsınız Türkiye'de muhalefet partileri yok. Oysa benim gördüğüm, benim incelediğim pek çok kamuoyu araştırma sonuçlarına göre, ki onlar da en az Özel Sencer kadar güvenilir şirketler, kamuoyunda muhalefete büyük güven var. İnanın buna, çok büyük güven var. Ve ben bunu muhalefet şımarsın diye söylemiyorum. Hayır. Hataları yok mu muhalefetin? Elbette hataları var. Özel Sencer'in en büyük hatasının bir tanesi söyleyeyim. Neden Özel Sencer'i eleştirdiğimi zannediyorum anlatabilmiş olurum. Özel Sencer uzun zamandır
altılı masa diye tanımlanan muhalefet kesimini hadi adayınızı açıklayın diye sıkıştırıyor. Adeta sıkıştırıyor. Sanırsınız ki Erdoğan Özer Bey'e görev vermiş. Hoca öyle araştırmalar yap, öyle manipüle et ki bunlar da bir an önce adaylarını açıklasınlar. Bir, niçin diye soruyor Ruşen Çakır. Neden erken açıklasınlar? E diyor 2,5 ay kala seçimlere seçim kampanyası mı olur diyor. Ya hoca be, hoca. En çok da senin bilmen lazım ki İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunda nüfusu 16 milyon İstanbul. Her 5 seçmenden birini yaşadığı İstanbul'dan bahsediyoruz. Aday gösterildiğinde İmamoğlu'nun 100 kişiden sadece 16'sı tanıyordu. Ya ama o İmamoğlu bütün Türkiye'nin değil neredeyse bütün dünyanın tanıdığı Erdoğan'a karşı. Bilal'e karşı değil Erdoğan'a karşı seçim kazandı. 2,5 ayda kazandı. E şimdi senin gibi bir profesör bu gerçeği görmez ise hem de araştırmacı profesör bu gerçeği görmez ve buna rağmen 2,5 ayda seçim kampanyası mı olur derse demek ki taraflıdır. Demek ki manipüle ediyor seçmenleri. Ayıp hoca. Bak ben seninle ilgili bu kelimeyi ilk defa kullanıyorum. Ayıp. Akademik ahlakını aman aman kaybetme. Akademisyen ahlakına geri dön. Özel hoca. Araştırma yap. Senin araştırmaların doğru araştırmalardır. Ben buna inanıyorum. En doğru araştırmalardan biridir. Bundan da benim şüphem yok. Ama manipüle ettiğin andan itibaren senin İhsan Aktaş mı? Ne bir tane var böyle konuşuyor. AKP yandaşı. Anketçi. İhsan Aktaş'tan ne farkın kalır canım? Ya da Mustafa Şen'den ne farkın kalır? Yapma hoca. Etme, eyleme. Başka bir şey daha var. Akademisyen ahlakı nedir? Bir ülkenin anayasasına saygıdır. Siz o anayasayı beğenmeyebilirsiniz. Anayasanın pek çok maddesini eleştirebilirsiniz. Ama o ülkenin anayasasına herkes tarafından uyulması gerektiğini kabul edersiniz. İlle de hükümetin, ille de yargının, ille de parlamentonun başta olmak üzere o ülkenin anayasasına uymak mecburiyetinde olduklarını kabul edersiniz. Özer Sencer anayasamızın 101. maddesini ya okumuyor ya bilmiyor ya anlamıyor. Ya ayıptır hoca ya. Ya çok ayıp hoca ya. Senin demen gereken şu. Ben anketçiyim. Ben kamuoyu araştırması yaparım. Ben sonuçları bulurum. Ancak bu sonuçları bulmak için halka, kamuoyuna, seçmenlere soru sorarken anayasamın şartlarını göz önüne alırım. Şimdi Özer Sencer Hoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mesela ilk 3 maddesini görmezden gelerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti sanki laik değilmiş gibi bir soru sorabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağının rengi kırmızı değilmiş gibi bir soru sorabilir mi? Türkiye'nin başkenti Ankara değilmiş gibi bir soru sorabilir mi? Soramaz. Neden? Çünkü bunlar anayasamızın ilk 3 maddesine yer almış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden bayrağın renginin değiştirilmesi teklif bile edilemez. Ya şu bayrağı yeşil yapalım diye teklif bile edemezsiniz. E bu kadar gerçek net bir anayasa maddesi varken Özer Sancar nasıl olur da kalkar önümüzdeki seçimlerde bayrağın rengi değişsin mi değişmesin mi diye sorabilir. Erdoğan zamanında yapılacak bir seçimde aday olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. Olay aday olmasına izin verirse Yüksek Seçim Kurulu ne olur? O Yüksek Seçim Kurulu üyelerini bilmem nerelerinden tavana asarlar. Burada alegori yapıyorum. Yani ne kadar zor bir karar olduğunu söylemek istiyorum. Ne kadar anayasa dışı bir karar vereceklerini söylemek istiyorum. Yapabilirler mi ya? Hangi Yüksek Seçim Kurulu üyesinin yüreği, vicdanı yeter böyle bir şeye? Anayasa madde 101 orada. Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan seçime aday olacak. Gel aday ol diyecek. Ben de Erdoğan gibi konuşayım. Sıkar sıkar. Hadi sıkıyorsa yapsınlar. Hadi sıkıyorsa aday göstersinler Erdoğan'ın adaylığını kabul etsinler. Onun için Erdoğan zamanında yapılacak bir seçimi bekleyecek diyorum. Onun için Erdoğan bol keseden dağıtıyor. Seçim kazanmak için değil. Seçim kazanmak için dağıtacak olsa seçime 2-3 ay kala başlar. Ya Türk halkının hafızası eksiktir ya. Balık hafızasıdır. Yarın unutur. Bugün 50 lira ver yarın niçin bana 50 lira ver 100 lira vermedin diye bağırır. Böyledir bu işler. Onun için Erdoğan da bunları bilir. Hasıl canlarım. Ha Özer Hoca derse ki erken seçim olacak. Çünkü öyle bir ifade kullandı. 3-4 ay sonrasına hazırlık yap böyle dedi. Seçimler 3-4 ay sonra değil ki. 7 ay sonra. Demek ki Özer Sencer erken seçim görüyor. Ya erken seçim kararı bu meclisten çıkacaksa bu meclisteki milletvekilleri
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Erdoğan tarafından bir 5 yıl daha yönetilmesini istiyor demektir. Ya da milletvekillerini erken seçime oy vermesi için ikna eden liderler Erdoğan'la uzlaşmışlar demektir. Bu kadar basit. Yok ya, parmak uçlarım kaşındı. Bir şey çıkarmayın, bir mana çıkarmayın yani. Laf olsun diye öyle yaptım. Canlarım, çok uzattım, özür dilerim, kapatıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2016'da tutuklanan 13 HDP milletvekili hakkında 18. maddeden hak ihlali kararı verdi. Ve tabii biz bunları uygulamıyoruz, biliyorsunuz, bunu da uygulamayacağız. Aynı mahkeme Türkiye'nin 184.600 avro tazminat ödemesine de hükmetti. Canlarım, anayasa demişken aslında bizim mahkemelerimizin aldığı kararlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından sonra gelir. Yani öncelikli olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasıdır. Ama uygulanmazsa işte böyle para cezası var. O da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eksiği. Bence eksiği. Bizim gibi ülkelerde adam bastırıyor parayı, kendi cebinden vermiyor ki. Hani Erdoğan ve bakanlar kendi ceplerine ödeseler bu parayı, o mahkeme kararlarını uygularlar, ben size söyleyeyim. Ama öyle yapmıyorlar. Yeni çıkardıktan bir kanun da var, biliyorsunuz, 17-25'ten sonra çıkan bir kanunla. Artık karar veren, yani yanlış karar veren hakimler, savcılar yargılandıklarına mahkum olurlarsa onların adına da tazminatı yine siz biz ödüyoruz. O satılık vicdanlı hakimler, o satılık vicdanlı savcılar ödemiyor. Biz halk ödüyoruz yine. E böyle olunca da vura balıya tabii ki yani. E büyük ihtimalle bunları da uygulamayacaklar. Ama takmayın kafanızı, enseyi karartmayın. Ben bütün bunlara rağmen Türkiye'de sonunda aklı selimin galip geleceğine inanan belki de az sayıda kişiden biriyim. Lütfen canlarım, moralinizi yüksek tutun. Tahammüllü olun. Her şey çok güzel olacak. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.